Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle kırmızı tam böyle var ya. Kırmızı da değil, pembe de değil. Aslında videoda gözüken biraz pembemsi duruyor ama koyu bir renk. Şöyle göstermek istiyorum dostlarım. Her tarafı çiçek dolu. Orta kısmından çiçek çıkıyor. Orta kısmından hala şey var, görüyorsunuz. Tohumu diyeyim ben size. Kenarlarında da var. Bakın. Dikenlerini görüyorsunuz. Milli bir diğer ismi milli çiçeği olan dikenler tacı çiçeğim ile karşınızdayım. Bakın. Her tarafından. Şuradan yaprak veriyor. Bakın. Şu orta kısımdan büyüyor bu. Arkadaşlar bu yaprak güzellikleri iki tür hani. Bende sadece şu an iki tür var. İki tür olmaz, iki tür diyeyim sizlere. Bakın bu orta kısımdan büyüyerek çiçek açıyor. Bu ise doğrudan mesela çiçeği açıyor. Döküyor. Bakın döküyor. Tekrardan böyle tohum veriyor. Yani tohuma kalkıyor. Tekrardan açıyor. Bunu daha çözemedim. Bunda daha az bir şey var. Bunun da orta kısmından tekrardan şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Orta kısmından tekrardan böyle aynı şunun gibi fide kalkıyor. Bakın. Bunu şöyle bir şöyle ay odaklama git. Şöyle ön tarafa doğru eğimli yaptım. Çünkü saksı teneke saksı olduğu için boyu biraz şey oluyor dostlarım. Hani sıkıntı oluyor, uzun boyu. Dikenler tacı da bu biraz uzun. Daha uzun görüyorsunuz. Şu kısımları ben bulayacaktım biliyorsunuz ama çiçeğe geldi. Normalde şuradan bakın şuradan kesecektim. Buradan şuradan 2 şuradan 3 şuradan 4 kesecektim. Bir de şuradan bakın tam orta kısmı uzun ya. Orta kısımdan kesecektim. Bunu tekrardan şu alt kısımdakini var ya şuradakini tekrardan çıkartacaktım. Yani buradan rahat bir altı saksı dikenler sadece çıkartacaktım. Planım, amacım oydu. Ama maalesef çiçeğe geldi. Ya ben çiçekteyken bir çiçek çiçekteyken çok uygun görmüyorum onu budama işlemi yapmayı veya dalından kırmayı. Çünkü küsme yapıyor. O yüzden korkuyorum. Bir de dikenler tacının böyle hani ayırması öyle çok kolay değil dostlarım. Bunun sütü var. Sütü mesela elinize alerji yapar. Ondan sonra eldivenle yapmamız gerekiyor bu işlemi. Ve sütünün iyicene bakın aslında bu dikenler tacı yetiştirenlerin arasında iki teori var. Bir kısmı diyor ki sütü diyor iyicene diyor arındıktan sonra yani sütünü iyicene bıraktıktan sonra ekim yapılır diyor. Bir kısmı ise yok hani sütünü kaybetmeden ekim yapılır diyor. Sizce hangisi doğru? Yorumlar kısmında buluşalım. Ben doğru cevabı biliyorum. Acaba siz de hangisinin doğru cevap olduğunu biliyor musunuz? Yorumlara muhakkak yazın. Hep siz bana soru soracak değilsiniz ya. Hem yorumlar kısmında da sohbet olur. Hangisi doğru? Hangisi yanlış olduğunu bana belirtin. Yorumlar kısmında da hani kendi aramızda sohbet ederiz. Doğru mu yanlış mı? Dediğim gibi iki ismi var. Milli çiçeğiyle dikenler tacı. Belki sizin yörenizde, sizin dilinizde farklı ismi de olabilir. Eğer öyle bir ismi de varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz güzel dostlarım. Evet bugün sizlerin karşısına çok güzel bir kürle çıkıyorum dostlarım. Şöyle elma sirkem. Beyaz sirke de olabilir. Eğer elinizde beyaz sirke yoksa elma sirkesi olur ve toz şeker. Şimdi 3 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. 1 şöyle 2 ay ayırmıştım bu benim çiçeklerim için. 3. kaşığı da dolduracağım. Dolduramadım tekerle. Dur. Şöyle doldurayım. 3 yemek kaşığı dostlarım şeker. Evet. Şöyle. Birazcık daha ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi 3 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı ise sirke vereceğim. Kolay
koyuyorum şöyle. Şu birinci kaşığımız. Ondan sonra şu ikinci kaşığımız. Şöyle karıştırıyorum. Dostlarım, karıştırırken de şu bilgiyi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere şekerle şekersem bir çiçek göstürendir. Bu aralarda bahar ayı geldiği için çiçeklerin hastalanmasını bu sirke çok önleyecektir, emin olun. Güzel dostlarım. Bu arada bu işlemi yaparken lütfen bir günlüğüne bakın, bugün hava bulanık ve hiç güneş yok. Ben o yüzden bu kürü yapmak istedim. Konya'da bugün hava bulanık. Siz de çiçeklerinizi bu işlemi yaptıktan sonra muhakkak bir gün boyunca gölge alanda dursun. Eğer eviniz çok sıcak ve gölge alan yoksa perdeleri çekin. Çiçekleriniz güneşe maruz kalmasın. Çünkü sirke yakar, zarar verir. Çok faydalıdır ama güneşe maruz kaldığında da öyle hani zarar olabilir. Bunu bilgiyi de sizlere hemen geçmek istiyorum. Sonra hani niye geçmediniz, çiçeklerimiz zarar oldu demeyin bana güzel takipçilerim. Şimdi ise şöyle makinemden bir çay bardağı alayım. Küçük küçük boy çay bardakları var ya. Şöyle küçük boy çay bardağı alın. Yarım çay bardağı gelecek şekilde çiçeklerimize şöyle etrafında gezdirerek döküyoruz. Ama her kür yap arkadaşlar, hangi kür yaparsanız yapın muhakkak kürle. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Arsuyun Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arsuyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz oradan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmına yazarsanız sizlere muhakkak dönüş yapıyorum. Çok yazan oluyor. Dönüş yapıyoruz oradan da. Tekrardan görüşmek üzere, sizi tekrardan Allah'ıma emanet ediyorum.